Başlıyorum. Evet. Hayır. Hayır. Hayır bu mu? Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. 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 Aydınlık bir gelecek. Gözler kapalı. Murat. Söylemek için şarkımızı dünyaya. Onlar rap 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 diyorlar. Renklerinde. Yaşatmak için. Ben Ayşe, Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Yugla kampında amaçladığımız şey, devlet korumasında kalan gençlerin birer lider olarak bu özellikleri kazanması ve sosyal girişimci olabilmeleri, sivil toplum alanında daha atak olmaları. Ben Hakan Sıradıntıoğlu, İzmir Karşıyaka'dan katılıyorum, fanatik Karşıyaka'dayım. Ben de sporcu olduğum için bu tür sosyal etkinlikleri o gençler üzerinde onları hem ülkemizdeki milli sporcu olarak hem de kendilerini hayat idamına getirebilmeleri adına bu projenin bana yararlı olacağını düşünüyorum. İleride yaşadığımız sorunların arkadaşlarımızın yaşamaması için belli vasıflar olmamız, vasıflar edinmemiz gerekiyor. Beraber olmamızdaki temel etmen sosyal hizmetlerin gerçek anlamdaki sorunlarına nasıl daha hem iyi çözüm hem kamuoyu yaratma eksenli düşünceyle beraber hareket etme isteğimiz var. Adım İrem Başak Bilgin. Çanakkale İyilik Ağacı isimli bir girişimde bulundum. Bu girişimde Hayat Sende Derneği bana yardımda bulundu. Mentorluk desteği verdiler. Onun dışında Okan Üniversitesi'nde Liseli Genç Sosyal Girişimciler yarışmasında birinci oldum. Merhaba, ismim Şeyma Kaya'da. 19 yaşındayım. İstanbul'dan katıldım İzmir Yugla kampına. Kampta eğitimler aldık. Görsel, sosyal medya geliştirme, proje geliştirme, ondan sonra hani uluslararası proje geliştirme. Bu tarzda eğitimler aldık. Şimdi arkadaşlar, bugün biraz toplumsal sorunlardan bahsedeceğiz. Sosyal inovasyon kavramından bahsedeceğiz. Sivil toplum ve gönüllülük konu tarihçesinden, ülkedeki durumundan bahsedeceğiz, dünyadaki durumundan bahsedeceğiz. Kurumsal sosyal sorumluluk, gönüllülük gibi, sosyal girişimcilik gibi, sosyal inovatif şirketler yaratımı çalışmaları gibi yeni alanlardan. Dolayısıyla biraz yüklü bir konu olacak. Ara ara filmler olacak. Dolayısıyla umarım sizin için farklı bir konuş olacak. Ben de elimden geldiğince sizin için renklendirmeye çalışacağım. Merhaba. Sosyal İnovasyon Merkezi'nden Suat Özçağdaş. Yugla kampında genç arkadaşlarımızla beraber toplumsal sorunları ve bu sorunların çözümünde yenilikçi yöntemleri ele aldık. Sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon gibi konuları hep birlikte değerlendirdik. Çok güzel bir çalışma oldu. Merhaba, ben Şeyda Tülay, 21 yaşındayım. Bilecik'ten geliyorum. Yugla kampına gelmeden önce sivil toplum alanında nasıl çalışmalar yapacağım, nasıl faaliyetleri yürüteceğimi bilmiyordum. Yugla kampına geldikten sonra sivil toplum alanında yaptığım çalışmaları daha bilinçli ve sosyal bir şekilde nasıl gerçekleştirebileceğimi öğrendim. Aydınlık bir gelecek var önümde, umutlarımla parlıyor düşlerimde. Söylemek için şarkımızı dünyaya buluşur. Bu insanların hiçbirisi para için gitmeler. Anladın mı? Şimdi bu bayağı bir sivil toplum işte. Yani gönüllülük için yapıyorsun. Kur'an'ların oradan para kazanmasını düşünmüyorum. Ama bu bir sosyal girişim olsaydı, bizim sürdürülebilirliğimizi sağlamak için ve benim bunu bir yıl devam ettirebilmek için bir para kazanmam gerekiyor. Gerçekten
Yani sonuçta o gün, belki 15 sene önce bu yaşadığı krizle şirket batma noktasına gelir ama yeniden yeni bir iş tabii daha sorumlu bir anlayışla işini yönetmeye başlayarak. Şimdi her ürettiği üründeki kullandığı malzemeden, ne bileyim işte yarattığı ekolojik ayak izini ölçmeden tut da sosyal nasıl etki yaratırma, kızlara desteklere kadar çok büyük işler yapan bir şirket haline geldi. Merhaba, benim adım Aycan Barış Çığ, 17 yaşındayım, Denizli'den katılıyorum. Merhaba, ben Hakan Can, 19 yaşındayım, Denizli'den katılıyorum. Bu kampla eğitimlerin yanı sıra eğlenceli şeyler de yapabiliyoruz. Ve ben bu kampta özgüvenimin yanı sıra arkadaşlarımla da gayet iyi anlaşabileceğimi anladım. Sabah erken saatte kalkıp spor yapıyorum. Spordan sonra denizde ve havuzda eğlenceli oyunlar oynayıp arkadaşlarımızla beraber daha samimi oluyoruz. Beraber eğitici aktiviteler, oyunlar oynayıp sabahları daha eğlenceli hale getiriyoruz. Tavla, satranç turnuvaları düzenliyoruz. Mangal partisi veriyoruz. Kısaca burada olmaktan çok mutluyuz. Evet. 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 Ha, evet.